şirketlerin ağ yapıları çok genişledi. Buna toplantı odalarını işte vesaire sayabilirsiniz. Her yerde bir kablolu network veya kablosuz networkle erişim imkanı var ki buna talep de var. Bu noktada ağ erişim güvenliği bizim için çok önemli hale geliyor. Çünkü şirket içinden ya da dışından ağınıza dahil olabilecek kullanıcıların yapıda güvenle hareket ettiğinden emin olmamız gerekiyor. Burada devletin de bize sunmuş olduğu bazı yasalarla getirmiş olduğu zorunluluklar var. Örneğin 56-51 yasasıyla şirketinize gelen misafir kullanıcıların loglanması, onların belli bir bilgilerinin toplanması, buna TC kimlik numarası, cep telefonu sayabiliriz. Bu bakımdan, bu bilgilerin toplanması, logların toplanması bakımından ağ güvenliği için bir ihtiyaç doğdu. Bunu da Cisco Identity Service Engine, çoğumuzun ICE olarak hitap ettiği cihazıyı da sağlıyoruz. Identity Service Engine'in yaptığı şirket çalışanları için 802.1x servisiyle onların şirket kullanıcısı olup olmadığını tespit etmek, kablolu ve kablosuz da ve şirket kullanıcısı değilse bunları otomatik olarak bir IT elemanının müdahalesine imkan vermeden şirket kullanıcısı olmayan misafir olarak tabir edebileceğimiz kullanıcıların kendi kendilerine belli bilgileri vererek şirket network'ünden faydalanmaları, ağından faydalanmaları, internet hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayabiliyoruz. Bu bilgilerin toplanmasını ICE'ın Identity Service Engine'in GES portalı sayesinde yapabiliyoruz. Buna kullanıcılara tabii bu giriş bilgilerini aldıktan sonra gönderilen onların erişimi sağlayabileceği bir kullanıcı adı şifre ihtiyaçları oluyor. Bunu SMS entegrasyonuyla ya da e-mail entegrasyonuyla yapabiliyoruz. Kullanıcıya e-mail göndererek misafir bilgilerini paylaşabiliyoruz. Bu noktada Identity Service Engine şirket içi kullanıcılar ve şirket dışı kullanıcıların ağa daha erişmeden önce bir kimliklenmesine yani ayırt edilmesine imkan veriyor.